Soğuk Savaş'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Karşımızda Türkçe rap'in tezeneleri. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Sürekli alkışlıyoruz. Biraz önce de alkışladık. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Çok iyiyiz. Çok şükür. Sizler iyisiniz inşallah. Iyi. Harikayız. Bu arada bir rapçiye ihtiyacımız olduğunu düşündük biz de. Evet. O yüzden Berk gelmedi bugün. Lil Refli olarak burada olacağım. Demiş parçalarımı dinlediniz mi? Müziklerini biliyorsunuz değil mi? Çok iyiymiş. Herkes biliyordur abi yani. Lil Refli benim rap alemindeki ismim. Müthiş. Duydunuz mu? Müthiş de birlikte abi, şeye çıkmadık mı senle ya? Bir festivale abi, çıkmıştık sanki. Abi evet sen miydin o tamam falan diyorlar. Midemiz yanmıştı bütün konser. Çok iyi hazırlandığınıza dair duyumlar aldık. Bir şeyler yaptık. Bayağı bir zaten. Adem çok iyi hazırlandı. Öttüreceğim inşallah bakalım. Öttürüyorsunuz. İnşallah. Neyi öttürüyorsunuz? Birazdan göreceğiz. O zaman herkes hazırsa. Hazırım abi. Haydi gidelim öttürmeye. O zaman. Gülersen kaybedersin. Akıyor hocam. Burunlar akıyor. Evet böyle bir şey. Evet. Efendim konuklar başlıyor. Buyurun gelsin. Pekala. Siyasal İslamcıların en sevdiği Tarkan şarkısının adı nedir? Nedir? Dinci tanem. Sabret var ya. Sabret. Direkt diyorsun. Sinirim bozuldu. Aa, çok iyi. Musevilerin dini metinlerini işlerine gelecek şekilde değiştirmesine ne denir? Ne denir? Tevrat'ta sahtecilik. İstersen. Öyle ama tutuyor gibisin şu an. Tuttu, becerdim mi beceremedim mi? Becerdi galiba. Tamam. Bilim insanı olmak isteyip becerememiş kişiye ne denir? Ne denir? Astrolog. Tüm bölüm böyle olsa yazıcı duruyorlar. Çok güzelmiş bu arada. Sert başladık. Swinger çiftlerin beraber psikoloğa gitmesi ne denir? Ne denir? Grup terapisi. Çok zor bu. Tutması. Abi selam. Abi selamlar. Bu arada benim de dövmem var. Çıkar görelim. Çıkar göster. Bu kadar abi, ama. Havalı, hoş. Aa bakalım, şu ne? Şöyle abi. Aa homurkulu, benim sırtımda var, ilk dövme. Evet, teşekkür ederim. Ben en terbiyesizliğimden başlayayım da. Lütfen. Çünkü karakteristik özelliğimdir. Cinselliğe doymuş fakat aşırı kıskanç erkeğe ne denir? Ne denir? Toksik. Ulan çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Cengiz Kurtoğlu'nun BDSM hakkında yazdığı şarkının türü nedir? Nedir? Fantezi müzik. Hafif. Böyle bir şeyin yanında güzel giden bir şaka. Yani dışarıda olsak ayıp olmasın diye gülerdim. Estağfurullah. Rap'in müzik olup olmadığını sürekli tartışmaya açan kişiye ne denir? Ne denir? Cahil. Bize diye güldüm ama oldu. Gene güldüm ya. Yani. Ben aslında buraya boğaç diye de yazmışım ama neyse. Hemcins patronuna aşık olma hastalığının adı nedir? Hemcins. Hemcins. Nedir? Netflix dizisi. Güzel, güzel, güzel. Ben biraz Samet'e sıramı uyuyayım. Abi selam. Selam abi. Benim de dövmem var. Bayıldım dövmelerine. Abi çok sağ ol. Gerçekten. Biraz abarttığımı düşünüyorum ama. Evet biraz abarttım. Bu arada çok güzel bir şey abiden dövmeler. Eyvallah sağ olasın. Sansür yasasından sonra yapacağımız ilk protest şarkının adı nedir? Nedir? Susarım. Bugün şakasını yaptık bu arada aramızda. Çok güzel şaka. Futbolla aramız var mı hocam? Var. Çok da gerek yokmuş. Sürekli gol kaçıran forvetin benimsediği sanat akımına ne denir? Ne denir? Dışa vurumculuk. Sanat deseydim bu. Ülkemizin en hızlı enerji üreten rüzgar gülünün adı nedir? Teoman mı? Ahmet Hakan.
Çok güzel ya. Çok güzel ya. Gizlice mutfağa giren yetenekli bir farenin geleneksel yemeklere harika dokunuşlarda bulunmasını anlatan yapım hangisidir? Hangisidir? Uğur Dündar ile Arena. Ya çok mutluyum bu şaka. Bu şakadan reaksiyon aldığım için çok mutluyum. Evet. Artık hangi taraftan bakacağız falan. Berk'in eski sevgilisi Berk ile aynı evi paylaşırken evde iki adet bulunup pek de kullanmadıkları şeylerin ismi nedir? Ya ama ayıp mı? Ayıp mı? Nedir? Mikrodalga. İki tane bir eşya olan... Riskli olduğunu bilmesine rağmen kışın araba kullanan Quentin Tarantino karakteri kimdir? Kimdir? Django Zincirsiz. Vallahi zorlamıyorum, gülemiyorum. Hiç istemedin ya. Evet. Olsun canım, sağ olsun. Anlamadım ya. Evet, kısa bir ara veriyoruz. İstanbul'un Fatih semtinde en sevilen sokak lezzeti nedir? Nedir? Ayasofya'nın kapısı. Güzel bu. Güzel bence. Güzel. Bir ara beraber yeriz. Gülerim herhalde. Abi. Onu şeyde yiyeceksin. Ayasofya. Orada var ya, çok güzel yapıyor. Ben seni bir yere... bir telefonumuz var. Alo. Evet. Eski sevgilim arıyor. O yüzden kusura bakmayın. Trap yapan birisiyle 3 yaşındaki yeğenim arasındaki fark nedir? Biliyor gibiyim. Nedir? Ototün. Bir tane artık soru sormam lazım. Tutuyorum. Son Osmanlı padişahının son Google araması nedir? Nedir? Malta otel fiyatları. Genelde rüyalarımızda karşımıza çıkan ve yandaş olmasıyla meşhur yaşlı insanlara ne denir? Ne denir? Aksakallı dedi. Atatürk, şeriatla yönetilen ülkelerdeki kuvvetler ayrılığı yapısını incelediğinde ne demiştir? Ne demiştir? La havle ve la kuvvet. Ya çok güzel. Urfa'dan tüm ülkemize yayılan dayak türü nedir? Nedir? Sıra daya. Hoşçakal. Ben gidiyorum. Atların insan gibi yaşadığı paralel evren Türkiye'sinde en sevilen komedi filmi karakterinin ismi nedir? Nedir? Binek Şaban. Çok güzelmiş ya. Bunu işte bir haftada buldum, düşün yani. Efendim, tarihle aramız... Fena değil. Diyorsunuz, yeterli. Hipodromlarda sıkça rastladığımız yazar kimdir? Kimdi? Halide Edip Atı var. Tarihle de alakalı. Çok... Yani, edebiyatla fena değil aslında. Atlarla da alakalı. Sahnede düşme tehlikesi yaşayan Ahmet Kaya nasıl kurtulmuştur? Nasıl kurtulmuş? Acılara tutunarak. Yemedin. Yedi. Tıp öğrencilerinin sömestr bitene kadar iyileştirmek zorunda olduğu sakatlığa ne denir? Ne denir? Dönem ödemi. Ödemi. Rapçilerin çok tıklanan ve çok para kazanan fenomenlerle şarkı yapmalarının altındaki motivasyon nedir? Nedir? Hepsi çok iyi çocuklar be abi. Çok güzel. Patladım. Çok düşündüm bu şakayı. Böyle bir hafta kapandım ve şu şakayı yazdım. Geliyor. Kanatlı hayvanların banyo yaptığı yer neresidir? Neresidir? Kuşa kabin. Bir haftalık çalışmalar. Yani kötü şakası. Sayıları kontrolsüz bir biçimde artan, her yerde karşımıza çıkan ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelen şey nedir? Nedir? Trapçiler.
Yunan mitolojisinde Truvalı Paris ile Sparta kralı Menelos'un arasında çıkan savaşın sebebi nedir? Nedir? Berk'in eski sevgilisi. Sonradan trap yapmaya başlayan old school rapçiye ne denir? Ne denir? Kendine gel abi, ne yapıyorsun? Hoşça kalın, gerçekten hoşça kalın. Adına sürekli şarkılar yazılmasına rağmen sürekli karıştırılan kişi kimdir? Kimdir? Sarp'ın eski sevgilisi. Buna en çok Ece güldü. Sen alındın ya. Biraz. Çok kötü bir şaka hazır mısın? Hazırım. Ciddi çok kötü bu arada. Granül kahve yapan ütüye ne ad verilir? Ne? Ütü bir arada. Girdiği ortama serinlik getiren rapçimiz kimdir? Kimdir? Sokrat Esti. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 1850'li yıllarda Amerika'daki altına hücum dönemine katılan Türk ses sanatçımız kimdir? Kimdir? Mine Koşan. May. Pazartesi gel başla lütfen. Olur. Oğlum, İnanılmaz. En alkolik hayvan hangisidir? Hangisidir? Şivas Kangalı. En sevgi dolu otoyol hangisidir? Hangisidir? Jötem. Ambulans. Modern kölelik hizmeti satın almak için kurulmuş sistemin ismi nedir? Emek sepeti. Sürekli... Abi yeter o. Devam. Çocuk gitti. Evet, Soğuk Savaş'ın rap özel bölümüyle rapin nabzını tuttuk. Birçok şeyin nabzını tuttuk. Ve gerçekten tutulduk, mahvolduk. Çok feci. Yani mahvolduk. Böyle bir yenilmek olamaz. Tebrik ediyoruz. Elinize sağlık. Ağzınız, yüreğinize sağlık. Yani, bu galibiyet için bir düşünceniz, yorumunuz olacak mı acaba? Öttüreceğim demiştim. Gerçekten de haklıymışsınız. Cidden öttürdüm bu arada. Şimdi bir kazanma hareketi rica edelim mi karşı taraftan? O zaman geliyor. 3, 2, 1. Bence gayet hazırlanmışsınız abi. Çok iyi. Tebrik ediyoruz. Bitti ya. 3'ten geriye sayarsanız biz bir şeyler yapacağız artık. 3, 2, 1. Öyle kalın. Bu kaldı. Sen durdun. Şeklinde. Biz de böyle kaybediyoruz. Abi şakalar bitince böyle oluyor. Harikaydı. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Çok keyifliydi. Abi çok güzeldi. Gerçekten çok keyifliydi. Şimdi reklamlardan sonra kırgın çiçekler sizinle Siyasi esprilerimiz kesilecek mi hocam montajda? Biz yapmıyoruz montajı. Şu anda 3 şakamız var yani. Bir net söyleyeyim. Yani Instagram'a rahat atabileceğiniz bir soğuk savaş olacak. Evet. Bir dakika falan. Yok şaka yapıyorum. Ödüllü. Şaka yapıyorum. Story olarak bir soğuk savaş yapmış olduk sizinle. Güzel oldu. Göreceğiz hocam. İnşallah kesin. Buraları da kesin de bir şey olmaz. Bize de şu an. Çoktan bitti. Yarısı. Aslında 2'ye 2 gibi olduk. Sarp'ın şakaları silince Samet'le ben kaldım. Doğru, biz tamamı. Yok biz de bayağı. 2'ye 1 falan oluyoruz ama. Dokunu çıkartmışız. Hayır, vuruldunuz mu hiç? Bir şey oldu mu? Yok yani şey, sapasağlam karşınızdayız ama. O zaman tamam ya. Ama işte dış seni iç beni. Yani. İşte bu, o zaman biz kaçalım. Şey ya hadi şey, bak biz almayalım. Estağfurullah.